gazeteleri. Aileniz ne diyordu ona? Şu kolumun... Şöyle... Hani onlar kızım çıkart hani bunları çekme gibi söylemleri oldu. Tabii. Haber olurdu. Her hafta, her hafta. Hatta şey, burada belki vardır, mahkeme görüntüm varsa şey yaparım. Kot paylaşı dikmişti kadın. Tarkan'ın modacısı. Dün de söyledim konuşurken. Siz Türkiye'de... Atalya'yla bu başörtüsü yasağının anayasa mahkemesi tarafından şey özgürlüğünün... Başıma gelmedi kalmadı sonra inanın ya. Mesela İngiltere'den Human Rights Watch falan uyarı yapıyorlardı Türkiye. Ne söylüyorlar? Ben de dedim ki bir gün ya başörtülü ben gurur duyuyorum. Bu çok saçma bir şey. Nasıl? Yani çok saçma. Hani nasıl engelleyebilirsin? Eğitimi engellenen benim yani. Daha güzel. Aynen, o yüzden çok seviyorum. Farklı çok noktalar görüyorsunuz. Bizim haklarımız ihlal ediliyor. Duruşu sergilememiz gerekiyordu. Ve ama tabii onun yani o duruşun her öğrenci için bir dönüşü oldu. Bir karar aldık. Fakat tabii biz onun o derece hayatımızı etkileyeceğini o anda bilmiyorduk. Sadece doğru olan bu ve biz bunu yapmalıyız diye düşündük. O dönemki hislerim açıkçası artık dünyanın benim için bir açık hava cezaevi haline geldiğini düşünüyordum. Çünkü yurt dışına gitme gibi bir niyetim yoktu. Türkiye'de sürekli hakkımda hapis kararı verilmiş, davalarım var, sürekli gözaltına alınıyorum. Yani sadece 2 yıl boyunca her hafta hakim beye sınıfta niçin başörtülü olduğumun açıklamasını yapıyorum. Biz ne hayallerle o okula başlamışız, kaydımızı yaptırmışız. Örneğin ben işte bir akademik kariyer yapacağım, ileride ülkeme, insanlara faydalı olacağım diye hayaller kurarken bir anda sadece başörtülü olduğum için gözaltına alındım. Cezası ödenmeyen suçlar tekrarlanır. Ve 28 Şubat'la ilgili gerçekten hani sadece askeri kanat değil, medya ayağı da olmak üzere o kadar bilinçli olarak suç işlemiş insan var ki ve bu insanların işledikleri suçlar benim gibi, bizim gibi bir sürü kişinin, belki binlerce insanın ailelerini de içine katarsa hayatlarını alt üst etmiş, onarılamaz bazı yaralara sebep olmuş. Anlatabiliyor muyum? Ve bu insanlar hayatlarına bu suçları işledikten sonra hiçbir şey yokmuş gibi devam etmişler. Bu bir adaletsizlikti. Bu çok büyük bir haksızlıktı ve bu haksızlığın artık son bulmuş olduğunu görmek güzel. Türkiye'nin demokratik sistemi açısından da sağlıklı. Çünkü artık insanlar bir suç işleyecekleri zaman evet bunun er geç bir bedeli var diye düşünecekler ki 28 Şubat gerçekten az önce de söylediğim gibi sadece başörtüsü yasağına indirgenecek, sadece o mimar üzerinden değerlendirilebilecek bir olay değil. Tabii ki onlar da birilerinden emir aldılar. Aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi onlar da kullanıldılar ama bunun tekrarının yaşanmaması için Türkiye'nin geleceği açısından artık böyle Türkiye'nin gelişimine mani olacak dışarıdan müdahalelerin olmaması için adaletin tecelli etmesi şarttı. Benim hafızamda bazı isimler çok diri. Yani Necla Arat, Nur Serter, bu yasağın uygulanmasıyla ilgili böyle canını dişine takıp adeta görevlendirilmişçesine o misyonu yürütmek için yıllarını veren insanların da mutlaka hesap vermesi gerektiğini. Paşalarla ilgili kısmı, evet onlar ana kademedeki insanlar ama diğer türlü suçu sabit olan diğer kişilerle ilgili de işlemler yapılmasının gerektiğini adaletin gereği olarak düşünüyorum. Kararlarla ilgili bir geç kalınmışlık söz konusu. Sadece böyle küçük bir kadroyla bu olay planlanmadı ve uygulanmadı. İlk Twitter'da sosyal medya hesaplarında gördüm ve hafızamda canlanan bir görüntü vardı tabii benim de.
ikinci kez gözaltına alındığımda hamileydim. İkiz bebek taşıyordum. Darp edildiğim için daha sonra hastaneye kaldırılmışım. Ama gözaltındayım. Yani kapıda polisler bekliyor sabaha kadar ve bebeklerden birinin öldüğü haberini aldım. Onların gözaltına alındığımda aklıma yani hep bu görüntülerim geldi ve şunu da dedim, gerçekten ilahi adalet er ya da geç tecelli ediyor. Genel olarak arkadaşlarımızla hemen irtibatlaştık ve onlar da dediler ki çok şükür yani çok yıllar sonra, yani inanmayacaksın ama 20 yıl sonra mecburen oradan geçtim. Çok evet, çok zordu. Çok zordu çünkü gözümde canlanan şey şuydu. Yani oraya ilk nasıl heyecanla o kapıdan girdiğim, kaydımı yaptırdığım ve en son oradan nasıl çıkartıldığım. Zor. Cerrahpaşa'ya o semtte hatta uğradığımda tabii bütün anılarım canlanıyor. Yani tabii o dönem çok zor şartlar altında bir mücadele yürütüyoruz ve dolayısıyla ailemiz dahi bizim can güvenliğimizden endişe ettiği için artık bırak. Yani başörtüsü yasağını anlatma, eğitimini tamamlamak istiyorsan başörtünü aç ama böyle bir mücadeleye devam etme çünkü canından olacaksın. Böyle bir korkuları vardı. O dönemde bize destek olan insanlar çok kıymetliydi. Özellikle benim Sayın Cumhurbaşkanımızın da hocası ve bir dönem baş danışmanı olan rahmetli Profesör Doktor Osman Öztürk hocamız vardı. Ben de onun talebesiydim, tefsir derslerine katılırdım ve her şeyi ona danışarak hayatımda yön verirdim. Çünkü gerçekten ilmine çok kıymet verdiğim bir insandı. O her zaman beni destekledi. Allah razı olsun. Doğru yolda doğru adımlar atıyorsunuz. Sakın vazgeçmeyin derdi. Rahmetle anıyorum kendisini de. Başlık olarak şey atmışlar, bebekle türban davası. İşte bebeğiyle tefsir dersleri aldığım, aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın da hocası olan rahmetli Profesör Doktor